olacak. Bununla ilgili de hem Türkiye'de hem de burada yaklaşık 20 yılı aşkın süredir değişik programlar üretiyoruz. Bir kurumumuz var. Bu kurumu New Jersey'den idare ediyoruz. Fakat Amerika genelinde programlarımız var. Yani elementary school'dan kalıca kadar her level'da öğrenciyle ilgileniyoruz ve onlara programlar sunmaya çalışıyoruz. Başlayalım mı? Nasıl zamanımız, yoksa birkaç dakika böyle muhabbet mi ediyoruz? Daha katılımlar biraz gecikiyorsa hani. Önce sunumu alalım. Ondan sonra sunum üzerine. Belki çünkü bazen bazı cevaplar direkt sunum içerisinde oluyor. Tamam. Yani ondan sonra soru cevaplarla muhabbette devam edelim inşallah. Tamam. Evet, şimdi biliyorsunuz middle school, ortaokul, orta öğrenim sonrası liseye geldiğinizde önünüze seçenekler olarak işte private school, özel okul, charter school, public school ve magnet school olmak üzere seçenekler geliyor. Tabii çoğu aile, çoğu veli bu alanı, magnet school alanını çok bilmiyor. Çevresinde de eğer çok duymadıysa. Bugün bu konuya ışık tutmaya çalışacağız. Magnet school'lar nedir? Magnet school'lar için nasıl bir başvuru süreci oluyor? Kimler bu okullara girebiliyor? İşte üniversiteye girişte faydaları nedir? Nasıl bir artı kazanç oluyor öğrenci için? Bunları değerlendireceğiz. Sonrasında da sorularınız varsa onları cevaplamaya çalışacağız. Ben buradan presentation'ı açıyorum. Buradan devam edeceğim. Olur mu? Aynen. Ben Tamam. tamam değilim. Bazen moduna geçtik. Daha güzel oldu. Tamam. Buyurun. Şimdi herhalde daha iyi oldu. Evet. Sorularınız olursa bu bizim şirketle ilgili de WhatsApp business adresimiz. Buradan da yazabilirsiniz ayrıca. O da onları da cevaplarız. Evet, burada tabii örneklendirmelerle gideceğiz. Bu New Jersey'deki birkaç magnet school'un logosu. Evet, burada bir kısa bir bilgimiz var önce. Yani magnet school'ları tanıma adına böyle kısa bir bilgilendirme koyduk buraya. İşte özel müfredatları olduğunu yazıyoruz burada. Eyaletlerin talep ettiği müfredata ek olarak özel bir alana ilgisi olan öğrencileri bir araya getiriyor. Magnet ismi mıknatıs, Türkiye'de de fen lisesi ismiyle çağrıştırıyor. Fen lisesi kavramı aşağı yukarı burada örtüşüyor Magnet School'la. Belirli alanlarda öğrencilere sundukları ekstra farklı müfredatlarıyla öne çıkıyorlar. Bunlar da işte STEM diyebildiğimiz Science, Technology, Engineering, MÜMET olarak, işte bilim, teknoloji, mühendislik, matematik olarak ve bazı işte art, design, sanat alanlarında çocuklara fırsatlar sunuyor bu okullar. Bir yönüyle aslında küçük bir üniversite gibi oluyor. Yani lise derken buradaki öğrenciler bir yönüyle üniversitelerle entegre olabiliyorlar. Yaptıkları çalışmalar, hatta bilimsel çalışmalar uluslararası bazı dergilerde ve bazı yerlerde yayınlanabiliyor. Dolayısıyla bu yönüyle fen liselerinin biraz daha önünde bir okul olarak düşünebilirsiniz. Her okulda farklı yönetim sistemine sahip, her eyalette farklı yönetim sistemine sahip bu okullarda öğrenciler normalde mahalledeki liseye gitmesi gerekirken distriktteki bu magnet school'a başvuru yapıp bu okullara kabul edilebiliyor. Biliyorsunuz Amerika'da nerede oturuyorsanız o oturduğunuz adrese bağlı liseye gidiyorsunuz. Bu magnet school'da ise o adresin biraz daha genişlettiğinizi düşünün. Yani county çapında 15, 17, 20 city kapsayan alan içerisinde yer alan bu magnet school'lara başvurup bunlara gidebiliyorsunuz. Kontenjan ölçüsünde, yani bu ne yapılıyor? İşte sadece bir city'den, 3 city'den, 5 city'den almıyor. Yayıyor, yani diyor ki her city'nin şu kadar kontenjanı var diyerek o şekilde öğrencileri topluyor.
Yani bu yönüyle baktığınızda seçerek öğrenci alan, iyi öğrencileri toplayan bir sistemden bahsediyoruz. Yani Türkiye'de işte Mehmet Hocam bilir işte F1 öğrencileri dediğimiz işte olimpiyat öğrencileri, ondan sonra ne bileyim böyle değişik adlarla toplama, seçme öğrencilerin bir araya geldiği gruplara isimler verirdik. Burada da işte iyi öğrencileri toplamak, bir araya getirmek anlamında bu Magnet School sistemi kurulmuş. Bu şekliyle öğrenciler bu okullarda, bu district diyelim daha doğrusu, böyle bir yapı yani. Çünkü sadece bir alana hitap etmiyor, bir bölgeye hitap ediyor. Bu district'te eğitim alıyorlar. İşte burada onlarla ilgili bilgimiz de var. Amerika genelinde işte 4.000 civarında, 4.000'i geçkin okul var. 2,5 milyona yakın da öğrencisi olan bir sistem, Magnet School sistemi. Devlet okulu, ücretsiz eğitim veriyor. Bu önemli. Bununla beraber yani çoğunluğu high school düzeyinde. Mesela New Jersey'de elementary middle school düzeyinde bir Magnet School yok. Dolayısıyla hani bu civarda bildiğimiz Magnet School'lar high school olarak yer alıyor. Ve öğrencilerini belirli kurallara göre seçerek alıyorlar. Bazen bu bir loteri oluyor. Bazen bu bir işte park test gibi veya işte okullarda yapılan testler gibi bunlar oluyor. Bazen sadece öğrencilerin okul recommendation'ları, okul notları oluyor. Bazı yerlerde artı sınavlar ve interview'ler yapılıyor. Bu böyle çeşitlilik gösteren bir yapı. Dolayısıyla herkes bulunduğu county'nin, eyaletin böyle bir sisteme sahip olduğunu bildikten sonra bunları araştırıp nasıl başvuru yapılabileceğini öğrenmesi gerekiyor. Burada vereceğimiz bilgiler de kısıtlı bilgiler olacak. Çünkü çok fazla okul var. Her bir biliyorsunuz eyalet kendi eğitimi ile ilgili programlardan sorumlu. Yani federal devlet bununla ilgili bir şeyi takip etmiyor. Yani state bazında eğitim Amerika'da kontrol altında tutuluyor. Sadece federal olarak devlet bu state bazındaki okullara ne yapıyor? Grant, title grant adı altında para desteği verip bunu takip ediyor. Onun dışında başka bir kontrolü olmuyor federal hükümetin. Bu yönüyle de baktığımızda her biri kendine göre ne yapıyor? Bir sistem oluşturuyor. Kendine göre servis veriyor ve başvuru şartları da değişkenlik arz ediyor. Evet, şimdi biraz işte Magnet School'ların tanımından bahsetmiş olduk. Diğer okullardan ayrılan özellikleri nelerdir? Magnet School'lar işte sundukları bu değişik programlarla ve öğrencilere verdikleri ekstra fırsatlarla aslında diğer devlet okullarından ayrılmış oluyor. Seçerek öğrenci aldığı için özellikle bunlar üniversiteye yönelik öğrencilerin önünü açan, onlara ekstra kredi sağlayan derslerle diğer aslında public okullardan ayrılmış oluyor. Ben bir tane örnek vereyim. Mesela buradaki Bergen County akademilerinden sadece bir tanesinde bir yıl içerisinde Mehmet Hocam AP sınavına giren yaklaşık 1.000 öğrenci olmuş. Yani bu normal bir devlet okulunda rakamlar yani çok düşüktür. Yani sadece sınavı alan diyorum. Çünkü AP dersini alıp sınava girmeyenler de olabiliyor. Bakın hani bu rakamın çokluğu aslında öğrencilerin ne kadar çok AP aldığına, ne kadar çok sınavla ilgili, farklı AP'lerle ilgili başvuru yaptığına bir ölçü oluyor. Bu önemli bir rakam. Artı mesela buradaki gene başka bir işte Bergen akademilerinden birinde mesela 14 tane AP class var. Bu da önemli bir rakam. Yani 14 farklı AP offer ediyor okul. Bu ne demektir? College kredi olarak öğrenciler ne yapıyor? Üniversite başvurularında bunu kullanıyor. Hem kabullerinde,
hem de işte burs almalarında çok büyük bir etken oluyor bu testi almış olmaları veya bu klası almış olmaları. Burada hemen şöyle bir soru sorsak, yani magnet okullarının AP dersleri sağlama oranıyla ve çocukların onda başarılı olma oranıyla normal bilgisayardaki bir öğrenciyi karşılaştırdığımız zaman fark nasıl bir Çok şey? fark var. Evet, çok fark var. Yani aslında bu biraz öğretmeni de öğretmen nasıl diyelim kalitesini de ortaya çıkaran bir durum oluyor. Çünkü bir okulun AP class'ı offer edebilmesi için, AP dersi verebilmesi için ona göre bir altyapısı olması lazım. Yani ben işte diyelim ki bir high school'a gittiğim zaman ben AP biyoloji istiyorum diyorum ama okul diyor ki bende AP biyoloji öğretmeni yok, ben sana veremem diyor. Demek ki hani burada sadece hani öğrencinin almak istemesi değil, okulun bunu offer edebilecek, bu servisi verebilecek bir yapısının olması. Hemen bir üste çıkalım. Bunun anlamı ne? Bunu sağlayacak parasının olması demek. Çünkü o kadar seçeneği sunabilmesi için bir okulun o hocaların parasını verecek bir bütçesi olması lazım ki tutabilsin. Çünkü her şey sonuçta o bütçeye dayanıyor. Şimdi bu bütçeyi okul tutması, sahip olması lazım. Bunu nasıl sahip oluyor? Buna nasıl sahip olabilir? İşte burada aldıkları federal title grantlerle okulun state'ten aldığı işte öğrenci başına öğrenciyi baz alan belli bir rakama bağlı olarak diğer okullardan ayrıldığını gösteriyor. Yani bütçesi sağlam ve bütçesi yeterli olduğu için öğrenciler bu kadar seçeneğe sahip olabiliyor kalıcı kredi olarak. Aynı zamanda hani bu yani sadece AP olarak düşünmeyin, laboratuvar imkanı. Yani işte bir elektron mikroskobu hangi okulda vardır? Yani kaç tane okulda vardır Amerika çapında high school'larda? Çok azdır ama bu okullar yani birkaçında var ben biliyorum. Veya atom mikroskobu. Hadi olmasını bir yana bırak Mehmet Hocam. Bunu kullanmak da mesela elektron mikroskobunu herkes kullanamaz. Onu kullanacak adamı da hayretmen lazım. Hani oraya onu getireceksin, onu gösterecek. O da ayrı bir bütçe. Böyle bir zincir gibi hepsi birbirine bağlı yani. Bir yerde Evet. oldu mu Evet. bitiyor sistem. Evet. Yani dolayısıyla bunlar hani bu bütçelere sahip olması ile alakalı bir durum. Çocuklar mesela bir araştırma içerisinde yer alabilmesi demek gene bütçeye bağlı. Bir öğretmenin bir parası olması lazım ki çocukları üniversiteye götürüp orada bir araştırmaya katabilsin. Oradaki üniversitedeki hoca ile iletişime geçip bu gereksinimleri tamamlayabilsinler işte bu araştırma ile ilgili. Yani bu bahsettiğim şeyler yapılıyor bu magnet school'ların içerisinde. Bu muazzam bir şey aslında baktığınızda. Yani lisedeki bir çocuğun düşünün üniversitede bir araştırmanın içerisinde yer alıyor. Akademik bir yazı veya akademik bir ürün çıkarabiliyor. Yani ben gene bir tane örnek vereyim. Burada Bergen akademilerindeki son bir ya da 2 yıl içerisinde biraz sonra belki gösteririm o kısmı. Yayınlanan yazı sayısı 19 tane. Yani şimdi hani kıyaslamak istemiyorum ama bu birçok üniversitenin bile zor yapabileceği bazı şeylerden birisi yani akademik yayınları çıkarabilme, yayınlayabilme. Böyle düşündüğümüzde şu noktaya geliyoruz. Aslında bu okullar küçük bir üniversite gibi. Yani o noktaya geliyor. Yani öğrencileriyle bu adaptasyonu sağlamış yani. Bir de zannedersem yani ortam da çok farklı olur herhalde. Şimdi normal puanı çok düşük bir liseyi düşündüğümüz zaman yani yüzde kaçı belki üniversiteye gitmeyi düşünüyordur çocukların, kaçının Evet. umurundadır. Ayrı bir şey oradaki yani herkesin iyi olduğu bir ortamda zaten belki çocuklar üniversiteye gitme meselesini aşmanın yanında hangi üniversiteye gidecek? Yani Ivy üniversitelerine mi yoksa daha başka bir şey mi düşünecek? Daha üstte var mı dünyada başka ülkelerde top üniversitelere nasıl gidebilirim? Belki bunun kavgasının yaşandığı bir ortam herhalde orada, değil mi? Evet. Bu aslında iyi bir noktaya değindiniz Mehmet Hocam. Şimdi International Baccalaureate Degree dediğimiz IB sistemi var biliyorsunuz. Evet. Yani bu okullarda aldığınız kredilerin dünya çapında konsensusla yani tanımlanmış bir yapısı var. Buna IB deniyor yani International Baccalaureate Degree. Şimdi bu çocuklar bu okullarda bunu alıyorlar. Yani bu okullardan mezun olduklarında dünya çapında tanınmış
kabul edilebilir bir kredi elde ediyorlar. Yani bu aslında bir üniversite gibi bir yapı olmuş oluyor düşündüğünüzde. Hani nasıl işte bir diploma alıyorsunuz, diyelim ki bir ülkeye gittiniz, bu ülkede bu diplomayı gösteriyorsunuz ve geçiyor. Yani diyorlar ki yani bu yani konsensüs olmuş, kabul edilmiş bir diploma. Aynı şekilde siz lisede burada aldığınız ders, diyelim ki kalkulus aldınız, diyelim ki hani üst düzey AP dersi aldınız. Başka bir ülkede yani 140-150 ülkede zannediyorum geçiyor bu. Böyle bir kredi sağlayan bir belge almış oluyorsunuz, bir mezuniyet almış oluyorsunuz. Bu da çok önemli. Yani bu Magna Scholar'da bu yapı var. IB diploması verebiliyor. Dolayısıyla bu yönüyle de az önce söylediğiniz gibi geçerliliği çok yüksek bir eğitim almış oluyor öğrenciler. Evet, bu özellikleri artırılabilir. Başvurulara biraz değinelim. Başvurular yani örneklendirmeler yapacağız ama loteriyle de yapılan başvurular var. İşte okullardaki öğrencilerin diploma notlarıyla da yapılan başvurular var. Ondan sonra diyelim ki bazı okullar böyle sanatla ilgili ne yapıyor? Eğitim veriyor. Bunlar için de şey yapmaları gerekiyor. Öğrencilerin bir portfolyo hazırlamaları gerekiyor. Bu portfolyo ile başvuru yapıyorlar. Yani işte diyelim ki bir müzik dalında, diyelim ki bir resim, bir sanat dalında eğitim almak istiyor. Çocuk onunla ilgili bir portfolyo hazırlıyor. Bununla başvuru yapıyor. Interview'lü alanlar var. Sınavlı alanlar var. Örneklendirme yapacak olursak mesela Bergen Akademiler var etrafımızda. Yani New Jersey'e yakın. Bunlar matematik testi yapıyor. 40 sorudan oluşan, 1 saat sürüyor. Bir de 45 dakikadan oluşan bir tane essay yazması isteniyor öğrenciden. Matematik soruları nasıl sorular? Hemen kısaca bahsedeyim. Yani öğrencilerin okulda gördüklerinden curriculum olarak farklı değil. Fakat kısa yolları bilmesi gereken, yani shortcut dediğimiz, yani çocukların normalde iyi bir öğrenci otursa çözebilir bu soruyu ama biraz zaman alır, uzun sürer. Dolayısıyla bunların kısa yollarını bilmesi gerekiyor. Biraz hani zeka soruları gibi diye adlandırabiliriz yani. Biraz hani hızlı görüp hızlı cevap vermesi gereken, bayağı kısa yollardan hemen sonuca ulaşması gereken. Bunları tabii okul curriculum'unda bu kısmını çok göstermiyorlar açıkçası. Soru çözme tekniklerini iyi bilecek. Test veya başka düz soru için. Evet. Evet. En doğru, en hızlı nasıl ulaşabilir sonuca? Onun kavgası verecek. Evet. İngilizce kısmı da aslında kendini ifade edebilme ve belirli gramer kurallarına göre yazması, bunlar check ediliyor. Bir de öğrencinin kreatif yani yazma gücüne sahip olup olmadığı. Yani iki kişiye de aynı konuyu verdiğinizde yani her biri kendi cephesinden nasıl farklı şeyler anlatabiliyor bildiğiniz gibi. İşte burada öğrencinin ne kadar üretici, ne kadar yeni bir şeyler ortaya, farklı bakış açıları ortaya çıkarabildiğini aslında test ediyor. Yani gramer olarak yani doğru olmasından ziyade farklı bir bakış açısı getirip getiremediği yönü ele alınıyor. Yani okudukları zaman Allah Allah hani bu yönden hiç düşünmedim diyeceğiniz belki sizi böyle biraz şaşırtacak hani şeyler olması, kreatif olması yani üretici bir yazı olmuş olması öncelikli olarak dikkat alınıyor. Interview kısmında da üniversitelere girişte yapıldığı gibi şöyle bir bakış açısı var. Yani buraya öğrenci geldi ama bu yani burada bunun farkında mı? Yani niye burada olduğunun farkında mı? Bu test ediliyor interviewlerde de. Hani neden buraya geldiğinin bilincinde misin? İşte neden bu okulları istiyorsun? Hani bunlara cevap verebilmesi lazım öğrencinin. İşte anne babasının zoruyla geldi mi? Yoksa gerçekten orada işte auto engineering bölümünü biliyor okulun. O auto engineering bölümündeki işte okulun eğitim sistemini araştırmış, kendisinin ilgisini biliyor, bununla ilgili daha önce bir şeyler yapmış,
kendisini biliyor, okulun özelliklerini biliyor ve orada komitenin karşısına geçmiş. Diyor ki ben şu alanlara ilgim var, sizde de bu alanlar var, başarılarınızı biliyorum. Sizin okulunuza bir şeyler katabileceğimi düşünüyorum ve sizden de bir şeyler alabileceğimi düşünüyorum demesi gerekiyor. Yani onu ifade edebilmesi lazım. Bu cepheden yaklaşıyor. Üniversitelerin interviewlerinde de aşağı yukarı bu bakış açısı var biliyorsunuz. Dolayısıyla böyle bir interview süreci oluyor bu okullarda. Bir de burada magnet school'lar oturduğunuz, az önce değindik ama gene altını çizelim. Oturduğunuz distrikte yani county'ye bağlı olarak öğrenci alıyorlar. Yani daha önce diyelim ki private school'a gitmişsiniz, özel okula gitmişsiniz. Bulunduğunuz bölgede, bulunduğunuz county'de okumamışsınız. Özel okula gitmişsiniz. Fakat bulunduğunuz county'deki şeye başvuracaksınız. Özel okulda diyelim ki New Jersey'desiniz ama Manhattan'da okuyorsunuz veya çok daha uzakta okuyorsunuz. Bu önemli değil. Oturduğunuz yere bağlı olarak bulunduğunuz distrikteki magnet school'a başvurabiliyorsunuz. Yani hatta Amerika... Efendim? Başka bir distrikte başvuramıyor mu? Mesela Bergen'de oturuyor ama Pasayık'e yok, başvuramıyor. Onu kabul etmiyor. Yani başvurduğunuz anda sizin proof etmenizi istiyor. Yani oturduğunuz adresi proof etmenizi istiyor. Hatta şöyle bir yanı var. Enteresan. Yani insanların iki tane, üç tane evi de olabilir Amerika'da. Hani primary adresinizi kabul ediyor. Yani oturduğunuz, birinci derecede kaldığınız adresi proof etmenizi istiyor. Onu ispatlayacak dokümanları vermenizi istiyor. İşte nedir? İşte gaz, elektriktir, mortgage'dır, kiradır gibi bunları proof etmenizi istiyorlar. Ama daha öncesinde başka yerde oturup bu sınavlardan önce taşınıp yani orada olduğunuzu ispatlarsanız da oluyor yani. Sonuçta bunların istediği şartlar çok net. Onunla ilgili hatta ben hemen şuradan yeri geldiği için açmak istiyorum. Hem de burada görmüş oluruz diye düşündüm. Evet. Şu an görünüyor değil mi? Evet. Web sayfasından daha iyi olur diye düşündüm. Evet, burası mesela Bergen County Akademilerin admission sayfası. Bu arada bu linkleri biz YouTube linkinin altında yer alacak değil mi Mehmet Hocam? Yine teyit etmiş olalım. Evet. İzleyiciler merak edebilir. Aynen. Evet, yani bunlara ulaşabilmeniz için bu videonun altına koyacağız. Buradan ulaşabilirsiniz. Evet, burada mesela application'la ilgili web sayfası var. Şurayı okuyabiliyor musunuz bilmiyorum ama ben okuyayım size şu kısmı. Your primary resident must be in Bergen County, New Jersey at the start of application. Yani application'a başladığınızda ne zaman başladınız? İşte September. September'da Bergen'de oturduğunuzu ispatlayacak bir gaz faturası, mortgage faturası beyan edebilmeniz gerekiyor. Regardless of where you attend school diyor. Yani hangi okula gittiğinizin önemi yok. Yani bunun anlamı ne? Ya işte Bergen'de oturuyor ama çocuk Manhattan'daki private school'a gidebilir. Home school'a gidebilir. Veya işte Pennsylvania'da bir okula gidebilir. İşte New Jersey dışında New York'ta başka bir okula kayıtlı olabilir. Ama nerede oturuyor? Bergen'de oturuyor. Bunun anlamı işte Bergen'de oturduğu için orada proof edebiliyorsa bu okula başvuru yapabiliyor. Esas olan adresi. Evet, adrese bağlı. Ben tek buraya geleceğim. Sadece yeri geldiği için onu değinmiş olduk. Hemen geri dönüyorum. Evet. Şimdi bu okullar tabii güzel. Ben bu kısmı da özellikle koydum sunuma. Hani öğrenciler bu okullara gitmesi tabii ki güzel ama aile
olarak, anne baba olarak bu çocukların yani eğilimlerini görmemiz lazım. Yani yaklaşımlarını, neye alaka ilgi duyduklarını hani ona göre yönlendirmek lazım. Doğru liseyi bulabilmemiz için, doğru çocuklar için. Mesela bu tarz okullarda mesela bölüm tercih ettikten sonra diyelim ki aşçılık, culinary bölümünü seçtiniz. Okula girdikten sonra değiştirtmiyorlar mesela. Yani çocuğun eğilimini doğru tespit edip ona göre yönlendirmeniz lazım. Bir de hani çalışmayı seven, ders çalışmaya böyle aşina, zorlanmayacak veya bunu kabullenebilecek, oturacak, ders çalışacak, disiplinli öğrenciler burada daha hani başarılı ve sebat edebiliyorlar. Öbür türlü hani öğrenci çalışmayı sevmiyorsa, ödev yapmayı sevmiyorsa hakikaten zor okullar o çocuklar için. Ben O tarz çocuklar için yani. onu soracaktım mesela. Hani öyle ders çalışmayı çok sevmeyen bir öğrenci böyle bir okula girdiği zaman okulun genel havasından ders çalışabilir, çalışmayı sever bir hale gelme ihtimali var mı? Ya çocuklar tabii ki değişiyor. Ortam muhakkak etkiliyor yani karakterin oluşmasına muhakkak etkiliyor. Bu yani mümkün dediğinizi anlıyorum. Yani bence değişebilir, kabul ediyorum. Ama aile hani bunu görmesi lazım. Hani burada hani patenaj yapabilir çocuk, zorlanabilir. Eğer ki gerçekten bu değişimi yaşayacaksa, çalışmayan bir çocuk da çalışır hale gelecekse burada bir zorluk yaşanacaktır. Bunun farkında olmak lazım. Yani okulda öğrencileri yalnız bıraktığını söyleyen, yani Magnet School'daki bir hoca ile görüştüm. Open House'a katıldım, Mehmet Hocam. Ben okulda öğrencileri yalnız bırakıyorum. Normalde bir devlet okulunda yalnız bıraktığınız çocuk ne yapar? Haylazlık yapar, değil mi diyor. Yani burada öyle değil diyor. Yani çocuklar hemen bir AP biyoloji kitabını açıyor. Öbürü matematik testini çözmeye başlıyor. Öbürü hemen şimdiden ödevimi bitireyim diye ödevini yapmaya başlıyor. Hani buradaki atmosfer böyle diyor dedi yani. Şimdi hani bu atmosfer dediğiniz gibi orada çocuğu muhakkak etkiliyor. Yani haylazlık yapacak bir çocuk yapamaz yani orada. Çünkü sağında solundaki çocuklar böyle. Yani seçilerek gelmiş bir sınıf. Belirli kriterleri geçmiş çocuklar bunlar. Dolayısıyla bunun içine girdiği zaman çocuk da muhakkak değişime uğrar yani ister istemez. Yani tam bizim işte Türkiye'deki Fen Lisesi veya Anadolu Lisesi öğrencilerinin Evet. alışkanlıkları gibi bahsettiğiniz şeyler. Evet. Bu yönüyle bu grupların içerisine girmesi aslında çocuklar için çok güzel tabii ki. Yani böyle bir grup içerisinde olması muhakkak çok iyi. Bu yönlerini de ele almak lazım. Doğru lise olup olmadığı kısmını ben değinip geçmek istiyorum. Şimdi burada gene linkler var. Wikipedia'da Magnet School'ları tanımlıyor. Bunları ben yani siz de açabilirsiniz. İşte bu sistemin ne zaman başladığını, Magnet School'ların mesela bölgesel bazı farklılıklar da var. Mesela akademis olarak da ifade ediliyor burada. Yani temel mantığını anlamak lazım Mehmet Hocam. Yani burada aslında Magnet School sistemi en başta söylediğim gibi yani bir çocuk yani ilk öğretim kısmını middle school kısmını bitirince karşısına seçenek olarak ne çıkıyor? Yani mahalledesindeki lise, charter school, private school. Bu private school'lar da aslında açılıyor. Orayı da açalım. Mesela dini private school'lar var. Katolik school gibi işte ne bileyim farklı Hristiyan okulları gibi. Bunlar da açılıyor yani aslında da ben onu başlık olarak ifade edeyim. Sonra homeschool da var mesela. Az önce onu söylemedim mesela unuttum. Homeschool da seçenek. Yani çocukların birçoğu mesela Amerika'da lisede homeschool yapıyor. Neden? Bunun çok değişik nedenleri var. Mesela sporla uğraşıyor çocuk. Mesela aile yani kendi ahlaki eğitimini verip korumak istiyor. Homeschool'a gönderiyor mesela. Gibi yani bu da bir seçenek. Bir de işte bu Magnet School seçeneği aslında çok duyulmayan sizlerin de bu konuda herhalde farkındalık oluşturmak istediğiniz için bu programı seçmiş oldunuz Mehmet Hocam. Teşekkür ederim gene tekrar. Aslında önemli bir konu. Hani yani bizim komünite içinde yani Türk komünite de çok bilmiyor bu konuyu. Çok yerinde bir aslında tespit olmuş oldu.
Yani bir farkındalık oluşturmak lazım. Yani bir veli yani 7. sınıftan itibaren hatta yani bunu 8'de geldiği zaman da geç oluyor bu arada. Hani onu da hemen burada altını kalın çizgiyle çizelim. Yani 8. sınıfın ortalama yani December diyelim yani Aralık hatta November'a kadar her şey bitmiş oluyor. Şimdi yani bizim anlayışımızda neydi? Hani 8. sınıf biter, sonra düşünürsün hangi okula göndereyim çocuğu. Değil mi? Hani ama burada öyle değil. Şimdi ne yapıyorsun? Yani 8. sınıfın Aralık ayına gelmeden bitiyor yani. Hangi okula gideceğini artık karar yani işlemleri bitiyor, her şey bitiyor. Dolayısıyla bunu 7'den itibaren öğrenmen, 7. sınıftayken çocuk öğrenmen ve hazırlık yapman lazım. Çünkü 7. sınıftaki notlarına bakılıyor. 7. sınıftaki recommendation letter'ları, tavsiye mektupları, öğrencinin işte ne bileyim varsa PARC test gibi değişik hani isimlerde olan bu test skorları gibi bunlara bakılıyor. O yüzden bu farkındalığı oluşturmak lazım. Yani bilinci oluşturmak lazım. Magnet School'lar da işte böyle bir yapı. Aslında burada bu Wikipedia'da şeyden bahsediyor. Hemen hemen birçok ülkede bu sistemin olduğundan bahsediyor Mehmet Hocam. Yani Rusya'da da var. İşte diyelim ki İngiltere'de de var. Farklı isimlerde bunlar adlandırılıyor. Türkiye'de de işte ne diyorduk? Hani fen lisesi nasıl işte en iyi öğrencileri bir yere topluyorlar. İşte onları akademik olarak veya belirli şey olarak ne yapıyorlar? Üniversiteye hazırlıyorlar. Aslında burada çok önemli bir fark var. Buradakiler üniversiteye hazırlamıyor aslında Mehmet Hocam. Yani bunu dikkatleri çekmek istiyorum buraya. Önemli bir nokta. Buradakiler küçük bir üniversite gibi. Yani öğrenciler çünkü üniversitelerle çok entegre olmuş halde buradaki. Çocuklar araştırma yapabiliyor, üniversitelerin içerisine girebiliyor. Değişik işte branşlarda eğitimleri seçerek alabiliyorlar. Yani Türkiye'den bakarsak Türkiye'de ne yapıyorsunuz? Sadece üniversiteye hazırlıyor yani direkt üniversiteye hazırlık şeylerini kazandırıyor. Biraz bu noktada Türkiye'deki mesleki okullara mı benziyor? Hangi okullara? Meslek okullarına. Hani üniversite Meslek okulları da burada Mehmet Hocam meslek okulları da aslında zayıf kalır. Çünkü meslek okulları da sadece meslek bilgisi akademik kısmı vermiyor. Yani technical kısmında çok ağırlık veriliyor Türkiye'de. Yani technical dediğimiz çocuk ne yapıyor? İşte motorla ilgili daha ağırlıklı dersler görüyor. Yani o kısmı çok akademik düzeye çıkmıyor, yukarıya çıkmıyor. Dolayısıyla burası çok önemli bir nokta. Hani çocuklar gerçekten işi temelinden öğrenmeye başlıyor. Liseden itibaren direkt akademik yapılması gereken çalışmaları lisedeyken başlatmış ve kariyerini aslında liseden başlatmış oluyor. Bu çok güzel bir şey. Hakikaten çok büyük bir fırsat bir çocuk için, bir öğrenci için. Yani düşünsenize yani çocuğu 9. sınıfta önüne atom mikroskobu koyuyorsun. Yani çılgın bir şey yani. Ben yani böyle bir fırsat olsa yani neler yapardık yani. Yani bu bir tanesi yani çocuk gitar çalacak, gitar atölyesinin içerisinde gitarı yapıyor. Nasıl yapıldığını yani atölye yapılmış yani düşünün yani ağaçtan ahşaptan onu yapıyorlar sonra çalmasını öğreniyor. Yani A'dan Z'ye hani sanatı gösteriyor yani çocuğa. Dolayısıyla böyle bir yapı yani bu şekilde anlamak lazım. Buradan okunabilir. İşte New Jersey'deki o linke basmayayım artık. Hani orada kaç tane okul olduğu onları inceleyebilirsiniz. Bunları size ekleyeceğiz videonun altına. Gene Bergen County Akademi ile ilgili birkaç spesifik bilgi verelim. İşte bu akademi kısmı ve technical school kısmı ayrılıyor. Akademi kısmı burada Hackensack'te location olarak ortalama 1600 başvuru alınıyor. Öğrenci sayısı 1098. Geçen yıl 270 öğrenci aldı. Yani bu başvurulardan. Aşama aşama tabii sınavı geçen başvuru yaptıktan sonra interview'e kalan ondan sonra onu geçen böyle aşama aşama sayı düşüyor. Ama totalde toplamda 270 öğrenci alıyor. Şu kısmı önemli bakın SAT skoru 1600 üzerinden 1492. Yani bu çocuklar gerçekten
belirli seviyenin üzerindeki çocuklar yani. Bu sadece şöyle düşünmeyin, hani okulda vay ne güzel SAT kursu veriliyor demek ki gibi bir şey değil bu. Hani yani belirli bir ses gelmedi Mehmet Hocam. Karşılaştırma yapabilir miyiz mesela? Normal bir okulda bu acaba ne kadardır? Söyleyeyim mesela burada Rutherford High School var. İşte diyelim ki Becton var. Bunların Lynhurst var. Civarımızdaki okulları ben söyleyebilirim. Yaklaşık SAT skorları 1100, 1200 bu arada girip gidiyor yani bu aralıkta. Bu civarda genelde. Yani 1492 bir high school için yok çok top bir skor yani. Çok çok yüksek bir skor yani. Bu arada hani bizim SAT kurslarımız da var. Bergen'dan öğrenciler geliyor. Çocuk mesela 780 alıyor Mehmet Hocam. 800 almak için bizden kurs alan öğrenciler var. Yani 780 de geliyor bize yani kursumuza 780 de geliyor 800 alacağım diyor yani 800 için yardımcı oluyor. Çocuk iki tane üç tane yanlışı var bunu şey yapmaya çalışıyoruz yani. Hani böyle bir durumda hani çocuklar normal okulda yani skoru yükseltmek için şey yapıyorlar kurs alıyorlar. Buradakiler tap yapmak için yani 800'de 800 mesela matematiğinde İngilizcesinde 800 yapmak için genelde kurs alıyorlar bizden. Sıfır hata ile. Evet. IB diploma programından bahsetmiştik. 14 AP'den bahsetmiştik. Burada farklı olan bir yan var. 40 saat community servis zorunlu bu okulda. Şimdi bu aslında bazı charter school'larda da var, bazı okullarda da var da çok uygulanıp uygulanmadığı, nasıl uygulandığı da aslında önemli. Hani bu community servis nasıl hani yapılıyor? Burada zorunlu takip ediliyor ve güzel bir sistem oluşturulmuş. Öğrencileri yani hayatın içerisinde tutan, komüniteyle entegrasyonu sağlayan bu servis de zorunlu bu okullarda. Aslında bunu düşününce, bunları görünce ne kadar hayatın içerisinde ne kadar entegre bir sistem olduğunu insan anlıyor. Yani burada sadece işte sınava hazırlık gibi bir yönde çocukları eğitmeyen veya sadece işte science'da sadece işte engineering, math'te bir alanda çocukları geliştirmeyen, yani birçok yönünü düşünen bir eğitim modelini görüyoruz burada. Ben hani başarılı buluyorum. Tabii daha iyileri var, daha güzelleri vardır. Ama bu model, bu eğitim modeli Amerika'da şu anda tutmuş bir model ve örnek alınan model. Bunu destekliyor hem state hem federal yapı ve bunların iyi olması için uğraşıyorlar. Yani mesela bir bölgede iyi bir öğretmen varsa hem bu okulların içerisinde öğretmen olmak istiyor, hem de bu okullarda öyle öğretmenleri kendi bünyesine katmak istiyor. Yani çünkü sistem bu şekilde ilerliyor. Yani iyi hocalar burada, hatta üniversite hocaları birçoğu. Yani üniversitede akademisyen iken buraya gelmiş, burada öğretmenlik yapıyor. Hani şu yönüyle de bakabilirsiniz. Ya oradan aldığı maaş da bu demek ki yani o karşılayabiliyor onu. Yani bütçe yönüyle de tatmin edecek bir gelir oluşturuyor okul. Ayrıca ekstra ödenek veriyor. Yani öğretmene harcama yapması için ödeneği oluyor yani öğrencileri için. Maaşının haricinde bu. Yani bunlar tabii rahatlatıyor eğitimi ve yatırımı, çocukların daha kaliteli bir şey alması yönünde ne yapıyor? Önlerini açmış oluyor. Burada bir soru vardı az önce konuyla alakalı olduğu için hemen sorayım. Tamam. AP nedir diye bir soru sormuş dinleyicilerimizden bir tanesi. Advanced Placement Test. Kısaca evet. Onu... Evet, Advanced Placement Test diye geçiyor. Bunlar hani üst level, akademik level oluyor. Mesela AP Biyoloji deyince normalde okuldaki, lisedeki bir öğrenci üniversitedeki bir biyoloji dersini almış oluyor. Öyle düşünelim. Yani üniversiteden kredi sağlayacak dersleri öğrencilerin veya oraya kabulü için yani üniversitenin karşısına geçtiğinizde application'larınızı, dosyanızı verdiğinizde üniversite diyorsun ki ben senin offer ettiğin dersi anlayacak yetenekteyim. Çünkü ben lisedeyken senin derslerinden bir tanesini geçtim. Beni kabul et diyorsun. İşte bu AP'nin anlamı aslında bu. Yani üniversite diyor ki ya bu çocuk yani 5 tane AP dersi geçmiş yani daha lisedeyken o zaman benim derslerimi alıp geçebilir, başarılı olabilir kanaati oluşup seni kabul ediyor. Yani aslında hani anlam olarak açılımı bu aslında. Önemli olan kısmı bu. Advanced Placement Test diye geçen sistem.
Evet, burada her akademiye, her Magnet School farklı branşlarda, bölümlerde eğitimler veriyor. Buradaki Bergen'dakileri ben buraya yazdım. İşte Science ve Teknoloji bölümü olarak servis veya programları var. Business Finance var. 7 tane burada bölüm var. İşte Culinary Hospitality bildiğimiz gibi, işte aşçılık, otelcilik bunlarla ilgili. İşte Engineering Design, teknoloji, Medical Science teknoloji, Computer Science teknoloji ve Visual Arts ve Performing Arts dediğimiz tiyatro gibi, işte görsel sanatlar olarak adlandırdığımız aslında bölümleri ne yapıyor? Buradaki bulunduğumuz New Jersey'deki Bergen Technical School'lar bunları offer ediyor. Her bölgede de bunlar aşağı yukarı bunlar gibi bölümler offer ediyorlar veya programlar sunuyorlar. Öğrenciler bu tarz programlardan birini seçerek okula giriyor. Bu ağırlıktaki dersleri görerek eğitim alıyorlar. Bu da üniversite tercihlerinde böyle bir temelle geldiği için üniversitenin karşısına avantaj oluyor. Yani işte Penn State Üniversitesi'nde Eurospace bölümüne gittiğin zaman ben Teterboro'daki Eurospace'te şu dersleri gördüm, şu bölümleri okudum ve sana hazırım, yani senin derslerini okumaya hazırım. Seni işte senin derslerinde başarılı olmaya hazırım diyorsun. Ne yapıyor? Bu senin kabulünü, bu girişini vesaire kolaylaştıran etkenlerden oluyor. Evet, burada kampüsler var. Bergen County Akademi ile ilgili kampüsler var ve guide'lar, linkler var. Şu an mesela bir tanesini açtım. Buradaki Bergen Technical School'un sayfası bu, ana sayfası. Buradan linklere ulaşabileceksiniz. Yani okulları mesela more information'ı bakın 1, 2, 3, 4, 5 tane okul var. Bunları buradan linklerle tıkladığınızda ulaşabiliyorsunuz. Mesela buna tıklayalım. Bergen County Akademi'ye tıkladığımızda okulun nasıl admission olacağı, application information, programlar. Mesela Virtual Open House'lar var. Bunlar bence ilgisi olan veliler için önemli. Bunları izlemelerini tavsiye ederim. Bu normalde geçen yıl bunlar normal okulları geziyordunuz. Şu anda virtual olarak yapılıyor. Yani online olarak yapılıyor. 18 Ekim'de olacak Mehmet Hocam. Açılacak. Paramus'taki 14'ünde. İşte Teterboro'dakini video olarak hazırlamışlar. Mesela buradan tıkladığınızda burada bölümlerle ilgili virtual okul gezisi, yani okulu anlatıyor burada. Aslında hani verilerimiz veya ilgisi olanlar buradan çok detaylı bilgileri alabilirler. Bunları da biz link olarak koyacağız şeyin altına. Faydalı olacağını düşünüyorum. Yani buradan gerçekten somut, net bilgileri alabilirler. Doğru kaynaktan öğrenmiş olurlar. Buraya bu linkleri işte başvuruda mesela Bergen Akademi ile ilgili, admission ile ilgili, open house ile ilgili linkler aynı şekilde altına eklenmiş olacak. Bu tabii biz yani her bölgeyi, her distrikti anlatamayız. Dediğim gibi yani bulunduğumuz çevredeki belirli okullardan işte Bergen County Akademi'yi anlatıyoruz. Englewood Akademi var. Passaic Science and Technology var. Institute of Technology var. Ondan sonra Morristown'da var yakınımızda. Mesela buradaki mesela başlıca Magnet School'ları burada listeledik. İşte Mount Mount'ta High Tech High School olarak, biyoteknoloji olarak var. Technical School olarak işte Bergen Tech var. Dr. Ronald McNair High School var. Bergen Akademileri var. Yani burada isimlerini sıraladığımız, dediğim gibi bakın County'ye göre farklı farklı okullar bunlar. Biz de bir bakış ortaya koyuyoruz. Yani bir perspektif, bir mercek tutuyoruz. İlgisi olan yakınındaki Magnet School'u araştırıp detaylarını öğrenebilir. Hatta bizlere de ulaşabilir soruları olursa. Hatta admission ofislerinin bilgileri oluyor. Oradan telefon açabilirsiniz, e-mail atabilirsiniz. Çok ilgileniyorlar. Yani aradığınızda cevap veriyorlar. Nasıl başvuruları, şu bu neler yapılması gerektiği ile ilgili. Sadece bunların farkında olalım. Hani bizler burada aslında Mehmet Beyler de bu bakışı, bu aslında farkındalığı
oluşturma niyetindeler. Biz de o niyetteyiz. Herkes bu konuda hani böyle bir sistemin olduğunu da bildikten sonra gereken yolları bulacaktır. Yeter ki bunun farkında olsun ve ihtiyaç olduğunda bununla ilgili yolları bulmuş olacaktır. Şimdi seçerek öğrenci alan sınavla öğrenci alan, seçerek öğrenci alan liseler kısmı var burada. Burada gene Wikipedia'da bununla ilgili bilgi var. Ben şu kısmı sadece anlatmak istiyorum. Şimdi talep arttıkça Mehmet Hocam seçicilik artıyor. Yani buradaki magnet okullarda da yani talep her geçen gün yani farkına vardıkça insanlar hani eğer bir aile aslında eğitimle ilgiliyse yani ne yapıyor? Daha iyisini çocuğuna bulmaya çalışıyor. Çok ilgili olmayınca maalesef hani çok araştırmaya girmiyor. Önüne ne gelirse ona yönlendiriyor çocuğunu. Eğer hani ebeveynler olarak çocuklarımıza hani biraz daha iyi bir şeyler sunmak istiyorsak bu sistemleri aslında araştırmamız lazım, öğrenmemiz lazım. Ve gördüğümüz kadarıyla mesela eğitime önem veren belirli komüniteler, işte Koreyan, Indiyan, Asya, belli bölgelerdeki özellikle insanlar gerçekten çok fazla talepte bulunuyor bu okullara. Bu yönüyle hani biz kendi komitemizde, Türk İş Komitede de hani bunu bir farkındalık oluşturmak lazım diye inanıyorum. Çünkü yeterince bir talep olmuyor. Ben şöyle örnek vereyim. Yani geçen sene Mehmet Hocam mesela bir sınıfımızda 8 öğrenci vardı geçen sene. Bir tanesi Türktü. 8 tane öğrencinin 7 tanesi Indiyandı. Hani oranlama Bu olsun diye. farkındalığı nasıl oluşturabiliriz? Yani Efendim? bu farkındalığı yani nasıl oluşturabiliriz? Nasıl anlatabiliriz? Başka böyle Evet, program. yani işte biraz böyle hani belki bu tarz programları biraz artırılabilir. Belki katılımı yapabiliriz. Aslında hani benim niyetim biraz da böyle bizim Türk öğrencilerden kazananları da buraya davet etmekti aslında. Veya okulda okuyanları da belki gelecek programda yapabiliriz bu tarz şeyleri. Şey olsa Yani direkt çocuklardan dinleyelim. Yani çocuklar ne diyor? Yani biz veliler, anne babalar belki istiyoruz ama hani çocuğun bakışıyla da dinletmek isterim yani herkese. aslında hem giden çocuğu hem de velisini de dinlemek lazım. Hani veli Evet. çocuğu için çocuk da nasıl kazanmış ve şu an nasıl memnun mu? Neler öğreniyor Evet. yani? Neler zorlanıyor, neleri iyi gördü, neleri işte kendine göre zayıf gördü gibi. Bunları aslında yani bir başka programlarda inşallah yapıp bunları hani farkındalığı artıracak şeyler yapabiliriz. Yani sizler de bu konuda öncülük ederseniz olur. Yani Biz bunu hatta sizden bunun şeyini almış olalım. Böyle tanıdığınız kendi öğrencilerinizden. tabii. Olabilir. Var yani o şekilde hatta dizayn ederseniz başka bir program yapabiliriz. Hatta application'ları anlatabiliriz. Yani sadece application kısımlarını anlatabiliriz mesela. Hani nasıl başvuruda nelere dikkat ediliyor işte gibi. Bunlardan sorular mesela alabiliriz önce. Ondan sonra o sorulara cevaplar da verebiliriz. O da olabilir. Mesela burada linkleri alta yine koyarsınız. Orada ilgi ve ne kadar soru olduğuna bakarak ona göre bir program açabilirsiniz. Öyle de yapabiliriz. Anladım. Ama dediğiniz doğru. Hani farkındalık oluşturmak lazım. Eğer parent, aile, ebeveyn çok eğitimle içli dışlı değilse önüne gelen neyse onu takip ediyor. Yani ne yapıyor? Mahalle mektebine gönderiyor. Yani bulunduğu yerdeki liseye. Hatta oradaki crime oranına işte ne bileyim işte drug oranına bile bakmıyor yani. Yani ne kadar çocuk ne bileyim kötü alışkanlıklarla yüz yüze geleceğine bile bakmıyor. Ama işte biraz önem verenler hemen başka bir şey bulmaya çalışıyor, oluşturmaya çalışıyor. Aslında burada bir paradoks var. Yani belki birçoğumuz özellikle bu son yıllarda Amerika'ya gelen arkadaşlar olarak eğitimciyiz, eğitim kökenliyiz. Fakat bu noktada yani biliyor olsak bile bir ihmalkarlığımız olabiliyor. Yani dediğiniz gibi Evet. belki hani iyi bir okula gitmek için iyi bir muhitten ev tutmayı düşünüyor olabiliyoruz. Bunun için uğraşıyor olabiliyoruz ama yani orada da yine belki sadece işte kulaktan duyma duyduğumuz puanı iyiyse tamam hemen burada şey yapalım. Yani puanı neye göre iyi veya işte oradaki diğer faktörler bahsettiğiniz neler var? Onları belki çok irdelemiyoruz. Bu noktada Evet. bir farkındalığı gerçekten arttırmamız lazım. Evet.
Bir de Mehmet Hocam şöyle bir durum var. Yani kişiye göre de farklılıklar burada söz konusu. Öğrenciye göre yani sizin çocuğunuz için iyi olan bir yer hani benim çocuğum için de iyi olmayabiliyor. Onun için hani takip etmek yerine araştırıp hani en iyi kendisi ve çocuğu için örtüşecek yöne doğru yönlenmesi de çok önemli. Bilinçli olması da çok önemli. Dolayısıyla yani burada biraz daha yüksek bir level oluyor aslında veliler için. Mesela diyelim ki Harvard gibi işte Brown gibi üniversiteler çocuğun karşısına aldığı öğrencinin kendisini çok iyi araştırmış olmasını istiyor. Mesela hani bu hani üst kademe bir şey anlatmak için bu örneği veriyorum. Yani çocuk bir üniversitenin karşısına geçtiği zaman yani ben seni biliyorum, kendimi de biliyorum demesi gerekiyor ki o okul onu kabul etsin. Veya o kabul alabilsin yani o çocuk. Şimdi bu noktada liseye geldiğimizde de bu sistemde, bu magnette aslında biraz öyle. Yani ailenin veya çocuğun kendisini bilmesi aynı zamanda da okulda yani okulu da bilmesi yani okulla ilgili araştırma yapmış olması, farkında olması ve ona göre de tercih ettiğini hissettirmesi gerekiyor. Bu dediğiniz şeyler de aslında farkındalık oluşturma vesaire de aslında aynı yola çıkıyoruz. Yani çocuklarımızı, velilerimizi bu konuda bilinçlendirdikçe bu şekle gelmiş olacaklar ve daha iyi bir eğitim almış olacaklar. Yani koyduğunuz kabın içerisinde çocuk o şekli ister istemez onun suyundan, havasından alıyor yani. Daha önce de bahsettiğiniz gibi. Yani orada çocuk araştırma yazılarından bahsedilen bir sınıfa girdiği zaman bir süre sonra ben de ne araştırayım demeye başlıyor. Yani başka bir yerde de başka bir şey konuşuluyorsa bu sefer onun rengini almaya başlıyor. Yani bu bir gerçek. O yüzden seçerek öğrenci alan bu sistemin içerisine çocuğumuzu katabilirsek kısacası sınavla seçerek öğrenci alan bir sistemin içerisine katabilirsek daha iyi olacağını düşünüyoruz ve yani gördüğümüz ve tecrübelerimiz bunu gösteriyor. Evet, bunlardan bahsettik. Bölümlerden de bahsettik. Burada gene linkler var. Hangi okullar olduğundan bahsettik. Yani burada bir yazı var. Şimdi biliyorsunuz Amerika'da böyle bloglar var Mehmet Hocam. Eğitimle ilgili yazıların çıktığı. New Jersey Family diye de bir işte bir blog var veya bir yayın var. Burada işte magnet okullarla ilgili bilmemiz gerekenler diye bir yazı yayınlandı 2016 yılında. Yani bunları aslında hani okumanın faydalı olacağını düşünüyorum. Velilerimiz de hani burada mesela vocational school yani dediğimiz technical school, meslek liseleri school sistemi nasıl bir school? Magnet School bunlarla nasıl örtüşüyor veya işte bir öğrencinin hani middle school, high school'da hangi fırsatları var? Bunları hani yakalayabilmesi lazım ki doğru tercihler yapabilsin öğrenciler kendi kariyerleri adına hani doğru şekliyle yönlenebilsinler. Şimdi burada bakın. First Student Hackensack High School 16 bin dolar diyor. Şurada Per Student Cost Bergen Academy kaç yazıyor Mehmet Hocam okuyabiliyor musunuz? 28. Evet. Yani burada aslında bir şeyi anlamış oluyoruz. Yani burada yani çocuğunuza yani 30 bin dolarlık yatırım yapılmasını mı istersiniz bir yılda? 16 bin dolarlık yatırım yapılmasını mı istersiniz? Eğitim yatırımından bahsediyoruz. Yani düşünün çocuğunuza özel ders aldıracaksınız Mehmet Hocam. Yani bir özel dersin bir kostu var. Bir yıl boyunca 9 ay, 10 ay biyoloji özel ders aldıracaksın. Kaç para? Yani rastgele söylüyorum 1000 dolar. Devlet senin adına bak burada veriyor işte bak. 28-30 bin doların içinde bu var. İşte üniversiteden bir hoca tutacaksın. Atom mikroskobunu öğretecek çocuğuna. Senin bunun için bir kost ödemen lazım. Kaç para? Yılda 2000 dolar. Yani bunu işte bak devlet burada veriyor bakın. Bu 30 bin dolar, 28 bin dolar içerisinde bu para gizlenmiş.
Hani demek istediğimi anlaşılması açısından bu somut bir hani net bir rakam aslında burada görülüyor. Yani çocuğunuza yılda 30 bin dolar harcanacak bir sistemin içerisine mi koymak istersiniz? Çocuğunuza yılda işte 15 bin, 16 bin dolar harcanacak bir sistemin içerisine mi koymak istersiniz? Yani aslında burada herhalde açıkça anlaşılıyor yani bu okulların neden tercih edilmesi gerektiği bence net olarak açıklanıyor. Bu tarz işte bu bölümler mesela yani burada neler olduğu mesela nanostructural imaging lab yani bu tarz şeyleri yani biz dergilerden hani böyle şeylerden bilim yazılarından okuyoruz. Hani bunlar varmış yani Mehmet Aşağı. Hani diyoruz ya varmış böyle şeyler. Hani bu çocuklar bunları orada dokunuyorlar, araştırıyorlar, çalışıyorlar. Ondan sonra bu yapıyla düşünün kalıca gidiyor çocuk işte yani. Yani ben atom mikroskobunu gördüm deyip bir üniversitenin karşısına çıkınca çocuk yani zaten üniversite onu hay hay diyor yani gel diyor seni alayım diyor sana burs vereyim diyor. Yani bu Hazırlıyor. evet yani bunlar gerçekten çok heyecanlandırıcı yani ben eğitimci olduğum için çok heyecanlanıyorum yani bunları okudukça gerçekten ciddi derecede insana şevk veriyor yani bir gencin bir lisedeki çocuğun bu imkanlara kavuşabilmesi bize çok heyecan veriyor yani. Ya bunların da kendi içinde hem fen alanında veya işte sanat alanında veya başka kabiliyet dediğimiz alanlarda değişik değişik okullar var ya isteyen. Yani illa mesela şimdi sanki biraz daha fen lisesi dedik ama aslında sadece bir mesele fen lisesi değil anladığım kadarıyla bu Evet. bölümümüzde. Sosyal tarafı var, sosyal olan okullar var, sosyal branşlar var, sanat branşlı olanlar var. Yani bir çocuğun kabiliyeti noktasında eğitim alabileceği, güzel eğitim alabileceği her türlü imkanlar sağlanmış durumda bu noktada. Doğru. Aynen. Sanat olarak da yani burada örneklendireceğimiz çok şey var. Hepsinden bahsetmek zor ama dediğiniz gibi birçok alanda kabiliyetine göre fırsatlar sunan bir eğitim sistemi, eğitim modeli aslında bu okullar. Bu noktada herhalde asıl sorun yani onun farkındalığını anlamak ve oraya girebilmek. Evet. Yani. Çok doğru. Yani dediğiniz gibi yani ben işte o bahsedilen alanların önemini, orada alacağım imkanların önemini biliyorsam bir anlam ifade edecek. Yani yoksa bunların dediğiniz gibi anlam ifade edebilmesi sizin o imkanlara kavuşmanızın önemiyle alakalı. Yani ben bunu çok önemsiyorum. Yani bir araştırma içerisinde yer almak, işte mesela Aerospace Engineering diye bir bölüm var. Yani bu alana ilgi duyan çocuk, böyle bir bölümün sunacaklarının farkında olan çocuk. Şimdi mesela şeyler, Open House'ları izlerseniz, ben izledim. Çocuklar mesela konuşturuyorlar Mehmet Hocam. Diyor ki mesela çocuk böyle heyecanla anlatıyor. Yani ben diyor işte Eurospace bölümünü tercih ettim. Burada işte şunlar var, bunlar var falan. Bunun farkında yani hissediyorsunuz. Çocuk oraya o imkanların farkında olarak gelmiş. Hani bu sistem onu seçmeyi başarmış. Oluşturulan bu sistem o tarz çocuğu seçmeyi başarmış yani bu distrikte. Güzel bir şey yani bu başarılı buluyorum bu yönüyle. Farkında olup orada olmak çok güzel bir şey yani. Bu imkanlarla buluşmak çok güzel bir şey. Bu üniversite hazır olarak yetiştiriyor kısmından bahsettik. Başarıya odaklanmış olmak önemli. İyi üniversitelerin objektifine girmiş oluyorsunuz. Yani sizi gibi düşünülebilir. Bu programlarla ilgili bizim bu okullarla ilgili hazırlık kurslarımız var. Bu arada hani küçük bir reklam da yapmış olalım. IV Learning olarak bizim belirli işte bir curriculum'umuz var. Bu testlere, bu sınavlara hazırlık. Hem interview'üne hem işte yazılı testlerine hazırlık. Hem application sürecinde işte yardım sağlayacağımız bir kurs programımız var. Eğer ilgi duyan olursa bize ulaşabilir. Ben teşekkür ediyorum bu imkanı bize sunduğunuz için. Yani bir farkındalık oluşturabildiysek ne mutlu. Eğer soru cevaplar varsa bence bu soru cevaplara geçebiliriz. Eğer herhangi bir yazılı soru varsa onları cevaplayalım. Ya Birkaç da tane yazabilirler sonra, onlara da sonradan da cevaplayabiliriz.
Birkaç soru var. İsterseniz onları hemen sorayım. Daha sonra da yine eğer izleyicilerin Tabii. aklına soru gelirse yorumlar kısmına soruları yazarlarsa siz de Tabii ki. inşallah cevaplarız. Middle school ya da elementary school olarak böyle imkanlar var mı diye siz başta hani New Jersey'dekiler için lise demiştiniz ama normal başka eyaletlerde Evet, diğer bu başka eyaletlerde yani bunu web sayfalarında yazıyor. Hani ben bütün eyaletleri bilmiyorum. Tabii ki zor. Ama yani araştırmalarımda internette web sitelerinde elementary middle school'da olduğunu yazıyor. Ama New Jersey'de yok. Hani bunu bölgesel bakmak lazım herhalde. Yani internette olduğunu yazıyor. Elementary Middle'da da Magnet School sisteminin olduğunu yazıyor. Bulunduğumuz state'te, New Jersey'de maalesef yok. Sadece liselerde var. Peki hazırlık noktasında mesela buradakiler için matematik dediniz, essay dediniz, şey yapılıyor, hazırlanıyor, sorular geliyor. Böyle bir şey düşünen birisi ne zaman çalışmaya başlaması lazım? Kaçıncı sınıftan itibaren bu okulları düşünüp ona göre hazırlık yapması lazım? Şimdi temelde matematiğinin güçlü olması isteniyor. Yani A olması. A yani A minus, A işte plus olabilir, A olabilir. A olması isteniyor. Yedinci sınıf, birinci sömestri ve ikinci sömestri. Sekizinci sınıfında başındaki notlara bakılıyor. Bu yönüyle yani yedinci sınıftaki bir öğrenci başlamış olması lazım. Bunun farkında olmuş olması lazım. Bazı magnet school'lar 6'ya da bakıyor. 6. sınıfın park testi gibi veya işte neyse oradaki state'in testi neyse ona da bakıyorlar. Yani kabaca 6. sınıfın 2. döneminden itibaren farkında olup hani matematiğini ve İngilizcesini yüksek tutması gerekiyor. Başvuruda bu çok önemli. Yani bu okulların hatta Science'ı da ekleyelim. Çünkü bazı spesifik bölümlerde de Science Teacher'ının recommendation letter'ını istiyor. Yani çocuk Science and Technology'ye başvuracaksa o bölümle ilgili recommendation letter alacak hocasından. Hocası tabii çocuk iyiyse iyi şeyler yazacak. O yüzden Science'ı da eklemek gerekir. Ama burada genel mantık matematiğinin yüksek olması, 6. sınıfın 2. döneminden itibaren buna önem vermesi, 7. sınıftaki notlarına bakılıyor çoğunlukla ve bununla başvuru yapılıyor. Buradaki sistemde 40 tane matematik sorusu, bir tane de essay var buradaki bulunduğumuz eyalette. Ses gelmedi Mehmet Hocam, o sesi bir daha açabilirseniz. Sanatla alakalı okullarda da yani hazırlık olarak sanatı nasıl ölçüyorlar? Bir mülakat mı yapıyorlar? Yoksa bir sınav mı alıyorlar? Onunla alakalı ne yapıyorlar? Evet, geçen sene böyle mimari çizim yapmaya meraklı bir öğrencimiz kazandı. Mesela o bir portfolyo hazırladı. Yaptığı çizimlerden oluşan, kendini anlatan, neler çizdiğini gösteren, yani yeteneğini, o konudaki ilgisini gösteren bir sunum hazırlıyorsunuz. Bu sunumu gönderiyorsunuz. Yani işte ben iyi gitar çalarım demek yeterli olmuyor. Onu işte kaydetmeniz, göndermeniz, ben işte şu şekilde çalıyorum diye göstermeniz gerekiyor. Veya işte tiyatrola ilgili bir şeyiniz varsa, background'unuzda bir şeyler varsa onları hem video olarak hem bir portfolyo, bir presentation olarak okula göndermeniz gerekiyor. Bu şekilde sizi değerlendirmeye tabi tutuyorlar. Hatta böyle kazandığınız yarışmalar, uluslararası veya işte bulunduğunuz state'te varsa bir dereceniz, onları da gönderebiliyorsunuz ki yani iyi öğrenciyi seçmek için bu şeylere dikkate alıyorlar, bakıyorlar. Evet. Teşekkür ediyoruz. Genel itibariyle Biz sorular teşekkür ederiz. yöneldi. Başka soru gelirse yine bilahare iletiriz inşallah. Değerli vaktiniz Tamam. için. Hem Ben sizin teşekkür için de. ederim. Yani eğer bize ulaşırlarsa severek yardımcı oluruz. Veya bilmiyorum başka
YouTube kanalının üzerinden de ulaşabilirler. Başka yollardan da sorular olursa memnuniyetle cevap vermek isteriz. Yardımcı oluruz. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz. Bize zaman ayırdınız. Böyle güzel bir sohbet oldu. Biz teşekkür ederiz. Haftaya diyelim ya da en kısa zamanda inşallah yine kaç tane bulabilirsek artık okuyan öğrenci ve velisi ve sizinle beraber ikinci bir program sözü de inşallah Tabii ki. izleyicilerimize vermiş olalım. Belki Evet. bunu biraz daha o zaman farkındalığı bir tık yukarı çıkarmaya çalışalım elimizden geldiğince. Gerçekten hani şimdi biz düşünüyoruz, yani her şeyi çocuklar için düşünüyoruz. İyi bir eğitim alsın, iyi bir meslek sahibi olsun, büyüdüğünde rahat etsin, sıkıntı çekmesin bir noktada. Anlaşanlı bir geleceği olsun istiyoruz. Bu noktada da önemli bir viraj burası aslında, yani baktığımız zaman. Güzel bir okula giderse, ondan sonra güzel bir üniversite arkasından inşallah güzel bir meslekle, yani her şeyin güzel 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 gittiği bir noktada sonuçta inşallah Allahu alem güzel bitecektir. Baştaki Evet. düğmeyi doğru iliklemek gerekiyor burada herhalde, doğru bir okula giderek. Evet, Bu evet. üniversite meselesi, lise meselesi, okul meselesi hepsi gerçekten birbiriyle alakalı son derece önemli durumlar. İnşallah bir nebze olsun, biraz hani bir bilinç oluşmuştur. Devamında da Evet. daha güzel bir farkındalık oluşur. Tekrar çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Bu aylar bir de o yönüyle öne çıkıyor. Yani Ekim-Kasım aylarında başvurular başlıyor ve application'lar yapılacaklar resmi olarak açılmış oluyor. İşte o yönüyle de önemli bir tarihteyiz şu anda. O yüzden hani sorular ve talepler olursa severek yardımcı oluruz yani. Treni kaçırmamak gerekiyor bu noktada aynı zamanda ya. Evet. Bir de hemen şöyle küçük bir soru da ekleyeyim ben. Zannedersem yani sadece lisenin başında girilebiliyor değil mi? Hani 9'da, 10'da gireyim, 11'de gireyim gibi bir durum söz Doğru. konusu değil herhalde bu. Evet, sadece yani 8. sınıfın birinci sezonun işte sömestr döneminde başvuru yapılabiliyor. Hatta şey de almıyor yani transfer de almıyor. Mesela taşındınız başka bir yere gittiniz. Oradaki okulun Magnet School'a transfer olamıyorsunuz. Nerede başladıysan orada bitiriyorsun. Evet, orada olman gerekiyor. Öyle istiyor ve evet, sistemle o şekilde. Peki, tekrar çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür Hayırlı günler ederim. diliyorum. Allah yine bir programda buluşmak üzere. Ben teşekkür ederim. Sevgili dinleyicilerimiz, izleyicilerimiz tekrar teşekkür ediyoruz. İnşallah yeni bir yayında, yeni bir programda beraber oluruz. Yorumlar kısmına konuşulmasını istediğiniz, bilgi sahibi olmak istediğiniz, tartışmasını istediğiniz konuları eğer yazarsanız ileriki programlarımızda bizim için de bir rehber olur. Onların eşliğinde biz de o programlarla karşınıza çıkmaya çalışırız. Tekrar teşekkür ediyoruz. Hayırlı günler. EduTalks'ta kalın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere. Evet.